Efendim, yaşadığımız bir acıyı unutmamak ve bir kent için elzem olan bir meydanı Amasralların hizmetini açmak için bir aradayız. Acılar unutulduğu zaman acıyı yaratan gerekçeyi de unutabiliriz acıları unutmadığımız zaman, acıları yaratan gerekçeyi ortadan kaldırmak için çaba harcarız. Madencilerimiz, alın teri dökenler, yer altında çalışırken, yer üstündeki evlatlarını düşünen babalarımız. 43 kişi hayatını kaybettiğinde, Hepimizin yüreğinde büyük acılar oluştu. Sadece Amasra değil, sadece Bartın değil. 85 milyon insanımızın yüreği buradaydı. Bugün o ailelerden ikisini ziyaret ettim arkadaşlarımla beraber. Acılar hala taze. Ve aileler adalet istiyorlar. Adaleti bulmanın yolu yargı dediğimiz mekanizmanın iyi çalışması ve adaletsizliği yaratanların da yargının önüne çıkarılmasıdır. Eğer bunu yapmazsanız adaleti gerçekleştiremezsiniz. Yüreği yanık anneler, aileler adalet istiyorlar. Biz milletvekillerimizle beraber bu konuda elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz adalet gerçekleşinceye kadar bütün olayları aşama aşama izliyoruz. Gerek burada gerek Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonlar, bürokrasiyle yapılan görüşmeler, yargı aşamasının izlenmesi bizim görevimizdir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletin mutlaka ama mutlaka gerçekleşmesini isteriz. Az önce milletvekili arkadaşımız konuştu ve adalet gerçekleşinceye kadar bu çabayı göstereceğimizi de ifade etti. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak hele hele adalet konusunda son derece duyarlı bir insan olarak adaletin gerçekleşmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Meydan Cumhuriyet Meydanı bir kentin enerjisini boşalttığı alana biz meydan deriz. Meydanlarda insanlar gelirler. Burada her şey olabilir, düğünde olabilir, burada dost sohbetleri olabilir, burada insanlar tanışabilir, burada mitingler yapılabilir, burada her şey toplumu ilgilendiren, kenti ilgilendiren ve kentte yaşayanların enerjilerini boşaltmaları için bir mekandır meydanlar. O nedenle bu meydanın açılışına katkı veren, destek veren Belediye Başkanımıza da özellikle destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyemize, onun belediye meclis üyelerine ve sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'na hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Adı Cumhuriyet Meydanı. Gazi Mustafa Kemal der ki: Cumhuriyet fazilettir. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki: Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Ben Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Beni buraya taşıyan cumhuriyetin bana sağladığı, aileme sağladı bütün bireylere sağladığı imkanlardır. Cumhuriyet sayesinde okudum. Cumhuriyet sayesinde liseleri, üniversiteyi bitirdim. Ve dolayısıyla Cumhuriyet say sayesinde sayesinde de önemli yerlere geldim, parlamentoda görev yaptım. O nedenle bu meydanın hakkını bilmemiz lazım. Ve Cumhuriyet'in ne olduğunu da asla unutmamamız lazım. Cumhuriyet fazilette Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesi ise hiç kimse bu topraklarda yalnız olduğunu ve kimsesiz olduğunu düşünmesin. Hepimiz dayanışma içinde ve o dayanışma kültürünü büyüterek ve adaleti arayarak doğruları mutlaka yakalamak zorundayız. Ben tekrar bu meydanın açılışı dolayısıyla burada bulunan sizlere 43 maden şehidimizi sonsuzluğa uğradık, uğurladık. Onların ailelerine sabırlar diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlerin acıları elbette ki var. O acılar sadece sizin değil, 85 milyonu yüreğinde olan acılardır. Aynı acıların bir daha yaşanmaması da en büyük dileğimizdir. Beni buraya davet ettiler. Değerli dostlarım, arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım burada, belediye başkanı arkadaşlarım burada. Dolayısıyla siz değerli Amasralılar buradasınız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle Amasra Belediye Başkanımız bütün gücüyle çalışıyor, emek harcıyor. Sizlere gerçekten sizlere layık olmak için de çabasını, emeğini sizler de umuyorum görüyorsunuzdur. Hepinize tekrar yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum.